Sizlerin öncülüğünde ilk kez Üsküdar'da Minik ve Yıldızlar Teyfan turnuvasını gerçekleştirmek üzere buradayız. 14 spor kulübümüz, 2267 sporcumuz bugün burada Şehit Okan Altıparmak adına düzenlemiş olduğumuz bu organizasyonda müsabakalara çıkacaklar. Gerçekten de çok anlamlı bir organizasyon. Başkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz ve bu ülke için canlarını gözünü tutmadan feda eden tüm şehirlerimizin buradan bir kez daha rahmet ve minnetle alıyor. Müsabakalarımızı sağlıklı, sakatlık olmadan başarılı bir şekilde tamamlamasını diliyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Bu salonda bugün çok anlamlı bir organizasyon yapıyor bulunmak bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Başta şehidimiz Okan Altıparmak olmak üzere aziz şehitlerimizin vatan müdafaası için canını tanıdığı seve seve feda eden bütün şehitlerimizin adına düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı turnuvaya bizler millet olarak 1071'den itibaren dünyanın cenneti Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda ne yazık ki kan gözyaşı, savaş, çatışmalar hiç eksik olmadı. Ama bu aziz yurdumuzu, bu cennet vatanımızı ecdadımızla bizler de hiçbir zaman hainlere, alçaklara, kardeşlere bunları burayı bırakmadı. Allah'ın izniyle Okan Altıparmak gibi şehitlerimiz ve onların ruhlarını inşaat eden böylesi bir gençlerimiz ve siz gibi değerli hanımefendiler ve efendiler olduğu müddetçe kıyamete kadar bu topraklar bizimdir, bizim olacaktır inşallah. Bu salonlar bize yetmiyor çocuklar, yetmeyecek. Başkanımızla sürekli bunları konuşuyoruz. İnşallah daha çok yüzme havuzu, daha çok spor salonu, daha çok futbol alanları ve spor alanları yapacağız. Çünkü Türk gençliği olarak sizler bunu hak ediyorsunuz. Çok başarılı oluyorsunuz. Çok da başarılı olacağız inşallah dünyada. Madalyaları teker teker biz toplayacağız, siz toplayacaksınız. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben Şehit Okan Altıparmak'ın babasıyım. Bu programı yapan herkesten Allah razı olsun. Fırat Kalkanı'nın ne olduğunu Türkiye Cumhuriyeti bir gün anlayacaktır. Kutulanmara diye bir savaş vardı. Onu yıllar sonra bu millet anlamaya başladı. İnşallah diyorum ki bir günde Fırat Kalkanı nedir? Fırat Kalkanı'nda ne olmuştur? Dünyaya, hainlere ne yaptırılmıştır? Bir gün o da anlatılır. Ben bunun inancındayım. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu vatanın sessiz kahramanlarıydı. Onlar 16 tane yavru Fırat Kalkanı'nda başarılar yaptılar. Allah sizlerden de razı olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye. Fırat Kalkanı şehitlerine buradan hepsini öpüyorum. Allah razı olsun sizlerden.